Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda 3D Yayınlarının TET Geometri Soru Bankası kitabında doğru açılar konusundaki test 2'nin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Soruda verilen bilgilere bakalım öncelikle. BA ile CD birbirine paralel verilmiş. Evet, bunlar paralel verilmiş. Ne yapıyoruz? Ek çizim yapmadan önce belki verilen bilgiler yeterlidir. Ki bu soruda yeterli gibi duruyor. 45x ve 130 verilmiş. Direktman burada bir Z kuralı var mı arkadaşlar? Var. Yani burada kaç 130 sa burada kaç da toplamda ne yapmalı 130 yapmalı. Dolayısıyla 45 artı x eşittir 130'dan x'i buradan kaç buluruz arkadaşlar? 85 derece olarak buluruz. Evet cevabımız böylelikle Ceyhan çıktı. Geldik bir sonraki soruya. Yukarıdaki şekilde cadde ve sokakların kesimi modellenmiş ve yaptıkları açılar şekil üzerinde yazılmıştır paralel verilmiş. Şuradaki ED ile Kara Fatma paralel verilmiş. Buna göre X kaç derecedir diye soruluyor. Gençler yol sorularında şu çizgilere ayrı ayrı bakacağınız. Hani 70 hocam yönünde eşitten burası da 70 falan filan e, demeyelim isterseniz. Bunu diyeceğimize o ya yani çünkü yolun şu kenarları birbirine paralel ya. Tam ortasındaki çizilen çizgileri referans noktası olursak alırsak işimiz daha kolay olacaktır arkadaşlar. Yani şu çizgileri çizdiğiniz zaman işimiz daha da kolay oluyor. Bakın Çizdikten sonra hocam şurası 70 demek burası 70 demek. Burası da 40 demek şuradaki açının 40 derece olması demek anlamına geliyor. E zaten yöndeşlikten dolayı da söyleyebiliriz bunu rahatlıkla. Burada ne yapacağız arkadaşlar? Bir sivrilen yer var. Allah iki tane çözüm yöntemiyle yapayım isterseniz. İsterseniz birinci olarak şöyle yapabiliriz. Sivrilen yerden bir paralel atacak olursak sonuçta şunun da şu paralel ya. Bunlara paralel atacak olursak yöndeşlikten dolayı 70 ise hocam burası da 70. Hocam 40 ise, yani şurada kaç 40 derece. O zaman burası da 40. X açısını ne buluruz buradan? 70 artı 40'dan 110 derece olarak buluruz. Yani cevabımız böylelikle edremit oldu. Ya da ikinci bir yol şimdi paralel doğrular verilmiş mi arkadaşlar? Verilmiş. Şuradaki çizgiyi çizdim. Sildim. Hemen çizeyim isterseniz. Buradaki paralel doğruların mantığını kullanmak lazım. Hocam bunlar birbirine paralel ya. E paralel doğruları uzatarak da sonuca ulaşabilirsiniz aslında. Hop şunu uzattınız. Hop bunu uzattınız. Verilen bilgilere bakacak olursanız hocam 70 ise buradaki açı Şuradaki açı 70 derece. Ters açıdan 70 yaptı. Hocam 40 sa yani buradaki açı da 40. Yani buradaki açı da 40. A mavi doğrular birbirine paralel mi? Paralel. Şu paralel doğrularda neye dikkat ediyoruz? Z var mı? M var mı? U var mı? Hocam şöyle bir M var. Zaten iki paralel doğru arasında bir sivrilen yer varsa büyük ihtimalle M kuralı vardır. E buradaki M'den dolayı X açısı yine neye eşit olacak? 70 ile 40'ın toplamına eşit olacak. Cevap yine böylelikle Edremit çıkar. Geldik bir sonraki soruya. Tümler iki açının ölçüleri oranı 11 bölü 7 olduğuna göre bu açılardan büyük olanı kaç derecedir diye soruluyor. İki bilmeyene girmektense tek bir cinsten yazmayı tercih ediyorduk. Yani şuraya bir alfa diyecek olursam. E, tümler iki açı dediğine göre diğer açımız da 90 eksi alfa mı olacak? Evet bir açımız bu diğer açımız bu. Ne yapacağız? Bunların oranlaması zaten 11 bölü 7'ymiş. Hemen alfa bölü 90 eksi alfa eşittir 11/7 yaz, yazdığımız zaman olay bitecek. Ne yapıyoruz? İşler dişler yapalım. 7 alfa eşittir 9, 990 11 alfa yaptığından -11 alfayı öbür tarafa atalım. 18 alfa eşittir 990 yaptı. Sadeleştirmeleri yapalım. 9'a bölseniz 2, 9'a bölseniz kaç yaptı? 110 yaptı. 2 alfa 110sa alfa'yı da buradan kaç bulduk? 55. Ama daha soru bitmedi. Büyük olanı kaç derece? Alfamız 55 ya. 90'dan 55 çıkarsanız burası kaç derece oluyor? 35. 55 ve 35'ten büyük olanı hangisidir? Tabii ki 55'tir. Yani cevabımız böylelikle denizli çıktı. Geldik bir sonraki soruya. Yukarıdaki verilere göre x nedir? Arkadaşlar ne var burada? Hop bir tam açım var. E o zaman tam açı nedir? Toplamları 360'tır. Yani yazalım şuraya. 3x artı 7x artı 90 artı 90'ın kaç yapması lazım? 360 yapması lazım. İkisinin toplamı 10x eşittir. 90, 90, 180. 360'dan 180 çıkarsa da 180 derece kaldı. Ve x de buradan kaç buluruz? 18 buluruz. Bizden de zaten o isteniliyor. Cevabımız Cihan oldu. Geldik bir sonraki soruya. Evet aşağıda o noktasına perçinlenmiş 3 tahta blok verilmiştir. Ne güzel bir k harfi çıkmış. Kenan'ın k'si. Evet burada açılar da eşit verilmiş arkadaşlar burada. E o zaman bu açıların eşitliğini kullanalım. A diyelim. Buraya da BB diyelim. Biraz önce yol sorusundaki gibi. Şurası 90 ise bunlar da birbirine paralel. eşitten burası da 90'dır. Burada ne çıktı arkadaşlar? Hop bir tam açı var. Pardon doğru açı var. Yani 180 derece mi olacak? Evet yazalım şuraya. 2A artı 2B artı 90 derece değil mi? Şu üç açının toplamı. Yani 180'e eşit. Buradan 2A artı 2B eşittir 90 geldiğine göre A artı B'yi kaç buluruz? 45. Hemen 45'i işaretlemeyelim. Allah'tan şıklardır da yok. Soru O, BOE açısı kaç derecedir diye soruluyor. Bakın BOE'ye. Arkadaşlar BOE açısı burası değil mi? Evet. Şurası. Yani A 90 ve B'nin toplamı. Yani A artı B artı 90 isteniliyor arkadaşlar bizden. E burası 45 derece ise A artı B. 45 artı 90'dan cevabımız 135 çıktı. Yani bu sorunun cevabı edremit oldu arkadaşlar. Yukarıdaki koreküde aynı doğrultudaki yollar birbirine paralel olduğuna göre alfa artı beta kaç derecedir diye soruluyor. Evet. Aynı doğrultudaki yollar birbirine paralel arkadaşlar. Şimdi öncelikle betanın olduğu yere yoğunlaşalım. 90, 150 daha 240. Buraya kaç kaldı? 360'a tamamlayan açısı 120. O zaman şunlar birbirine paralel olduğuna göre beta kaç derece yaptı? 60 derece yaptı. Alfa'ya ulaşacağız. E biz burada bunları yaparken ne yapıyorduk arkadaşlar? Bu yolları yaparken Yolların ortadaki çizgilerden dolayı gitsek daha sağlıklı oluyordu arkadaşlar. O zaman yolların ortasındaki çizgileri baz alarak yapacağım. Şimdi gençler şurada kaçı? 123 derece. Toplayın bakayım. Şurası 123. 147 daha kaç? 123, 147 daha kaç yapıyor arkadaşlar? 0, 70, 270 yapıyor. 360'dan çıkartınca burası 90 derece yaptı. Hocam 90, 40 daha kaç yaptı? 130. Buraya kaç derece kaldı? 50 derece kaldı. E şunlar da birbirine paralel değil mi? O zaman alfayı da kaç buluruz buradan? 50 derece olarak buluruz. Alfa artı beta buradan ne yapar? Alfa'yı 50 bulduk. Beta'yı 60 bulduk. Toplamı da o zaman 110 yapar. Yani cevap balı kesir. Geldik bir sonraki soruya. Aşağıdaki krokide Adana'daki 3 bulvar gösterilmiştir. Bu bulvardan Barış Manço ve İsmet Atlı bulvarları bulvarları birbirine paralel ise x kaç derecedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi e, şunlar birbirine paralel. E bir de yol oluşturan kenarlarda birbirine şey diye arkadaşlar paralel diye. Biz ne referans noktası olarak şu çizgileri alıyorduk tam ortasını. E bunları çizdikten daha sonra kafa karışıklığı ortadan kalkıyordu direkt. Bakın ne oldu? Hocam 4x 50 ise burası da 4x 50. E o zaman ters açıdan burası da 4x 50 değil pardon. 4x artı 50 olur. E burası 3x 10 sa hocam burası da 3x 10 yaptı. A şununla Barış Manço ve İsmet Atlı Bulvarı birbirine paralel verilmemiş miydi? Evet. E o zaman bunlar paralel. A burada bir U kuralı. Yani karşı durumlu açı çıktı. O zaman bu ikisinin toplamı ne olacak? 180 olacak. Yazalım şuraya. 4x artı 50 ile 3x eksi 10'un toplamı eşittir 180 diyeceğiz. Buradan 7x artı 40 eşittir 180 ise 700 eşittir, 7x eşittir 140 çıktı. X de buradan kaç buluruz arkadaşlar? 20 olarak buluruz. Evet bizden de zaten bu isteniliyor. Cevabımız böylelikle Ceyhan oldu. Geldik bir sonraki soruya. Burada böyle bir şey verilmiş. BA'ya açısının iki katı CA'ya eşit verilmiş. Ben buraya bir A diyecek olursam burası ne oldu arkadaşlar? 2A oldu. O zaman şuraya bir A diyeyim. Pardon şuraya bir A diyeyim. Çünkü BA'ya açısı A. Burası neymiş? 2A. Tamam. Bunu yazdık. E şimdi 130'dan başlayacağımız belli. Hocam burada da 90 var. A burası da 90. Hocam burası 180'e tamam yani. Yani 50. Şurada bir dik üçgen çıktı mı arkadaşlar? Çıktı. Dik üçgende isterseniz iç, 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 açılar toplamı 180'den yapın. İsterseniz direktman dik üçgende diğer iki açının toplamı 90 dereceydi. 50 ise burası ne olacaktır? 90'a tamamlayanı 40. 2A 40 ise A'yı kaç buldun? 20. E hocam bakın buradaki açı da ters açıdan dolayı x ve burası da 90 derece olduğundan şu üçgende direkt ne oldu? Diğer iki açının toplamı da 90 derece olacak. x artı 20 eşittir 90 ise x'i buradan kaç buluruz? 70 derece olarak buluruz. Evet, cevabımız böylelikle Ceyhan çıktı. Geldik bir sonraki soruya. Selcan tahta metreyi aşağıdaki şekilde açmış ve bunlar birbirine paralel olmuş diyor. Bazıları şunu söyleyecektir, bilenler. Hocam, kalem ucu metodu, toplamları 360 diyeceksiniz ama biraz ezbere oluyor. Bu şekilde yapacağımızda ya bu kıvrımlar çok daha fazla olsaydı ne yapacaktınız? İşte o zaman sıkıntı yaşayacaktınız. Bu sıkıntıyı yaşamamak için ne yapıyorsunuz? En etkili doğru da açılardaki en etkili silahınız nedir? Sivrilen yerden paralel çizmek. Hop çizdiniz. Nereye paralel çizdiniz? Zaten bununla bu birbirine paraleldi. Şu ikisine paralel çizdiniz. Aa hocam ikisinin toplamı U kuralından dolayı 180. Bu ikisinin toplamı da U kuralından dolayı toplamı 180 yaptı. O zaman bu üçünün toplamı ne yapıyor? İki tane U yani 360'a eşit oluyor. O zaman toplayacağız. Yazalım arkadaşlar 3x eksi 5 artı x artı 40 artı 2x artı 25 eşittir kaç olacak 360 olacak 3 4 6x yaptı şu eksi 5 artı 40 35 artı 25 60 yaptı 360'tan 60 çıkınca 300 geldi ve x de buradan kaç buluruz gençler 50 olarak buluruz zaten bizden de o isteniyor cevabımız böylelikle akçay çıktı. Geldik bir sonraki soruya. BA paralel EF verilmiş. Evet şunlar birbirine paralel verilmiş. Bir de şu açılar da eşit verilmiş. Ne yapacağız arkadaşlar burada? Şimdi bu verilen bilgilerle bir işlem yapamıyoruz. E o zaman ne yapacağız? Yani doğru da açılardaki en etkili silahımızı kullanacağız. Zaten iki tane yöntemimiz var. Ya paralel doğrular uzatacağız ya da sivrilen yerden paralel çizeceğiz. Uzatsan da bir şey geliyor mu? Şurada 35 falan kullanıyor musun? Hayır. O zaman bir paralel çizelim arkadaşlar. Nereden? İster C'den ister D'den çizin arkadaşlar. Hiç fark etmez. Ben bir C'den çizeyim isterseniz. C'den çizdiğimiz zaman şu şekilde. Soru çıkmazsa sonrasında D'den de çizeriz arkadaşım. Tamam mı? Buradan çizdiğim zaman A105'i kullanabiliyorum. Hop, burada bir U kuralı çıktı. U kuralından dolayı burada kaç kaç derece toplamları 180. Direkt yöndeşlikten burayı da yazabilirdik ama neyse. 75 arkadaşlar. Hatta burada kaç kaç derece oldu? 105 derece oldu. Peki sonra X'i kullanalım yukarıdaki. A hocam şununla da şu birbirine paralel. E bu paralelite de şöyle bir Z var mı? Var. Hocam şu açının tamamı ne olacaktır o zaman? X derece olacaktır. E o zaman bu açının tamamı da X'e soru çıktı mı? Çıktı. Çünkü tamamı X. Burada 35 var. Buraya kaç kaldı? X eksi 35 kaldı. Bak üçgenin bütün açıları çıkmış oldu. İsterseniz iki iç açı bir dış açıdır diyebilirsiniz ama. Üçgende söyleyelim isterseniz onu. Direkt iç açılar toplamından gidelim. X artı X eksi 35 artı bir de burada 105 var. Topladığımız zaman bunların toplamı kaçmış? 180 dereceymiş. 2x buradan ne yaptı? Şu 105'ten 35 çıkartırsak 70 kaldı. 180'den 70 çıkarsa 110 kaldı. X de buradan 110 bölü 2'den 55 derece olarak çıktı arkadaşlar. Cevabımız böylelikle denizli oldu. Geldik bir sonraki soruya. Evet paralellikler verilmiş. ve A ile C'de. Bakın bir de ilginç bir paralellik daha verilmiş arkadaşlar. Dikkat edin. Soruyu çözemeyenler büyük ihtimalle şunu okumadı. Ondan dolayı çözemedi. Verilen her bir bilgiyi kullanmak zorundasınız. Öncelikle soruyu oku kardeşim. Ee, burada ne demiş? Hocam bununla da bu birbirine paralel vermiş. He, bu paralelliği direkt ben soruda kullanmalıyım. Hocam şunlar paralelse ne güzel. Bak ne oldu? 108 ise hocam direkt yöndeşlikten dolayı burası 108. Yöndeş açı. Hatta x'e yöndeşlikten dolayı burası da x olur mu arkadaşlar? Olur. Yazdık. Peki 108'i kullanayım ben şimdi hep bilinenden bilinmeyene doğru gidiyoruz ya. Hocam bir de şunlar birbirine paralel. Aa, şurada bir karşıt durumlu. Yani o kuralı var mı? Var. Şu ikisinin toplamı 180 yapacak. O zaman buradaki açı kaç derecedir? 180'den 108 çıkarsa 72 derecedir. Hocam burası 72 ise iki eş parçaya bölmüş. Bunlar da 36 36 oldu. İç açılar toplamından burayı bulup 180'e tamamlayanından x'i bulabiliriz. Ya da gençler burada ne var? Bir üçgen İki tane iç açının toplamı bir dış açıya eşit değil miydi? Yani direktman X neye eşittir? 50 ile 36'nın toplamına eşittir. Yani 86 yapar cevabımız. Evet bu sorumuzun cevabı böylelikle balık eseri. Oldu. Geldik bir sonraki soruya. Evet paralellik verilmiş arkadaşlar. Ne verilmiş? BA ile ET birbirine paralel verilmiş. Bu paralelliği kullanacağız. Arkadaşlar şekil çok karışık gibi duruyor. Normalde karışık şekillerde e, sevilen yerden paralel çizmeyle güzel bir şekilde çıkıyor cevap ama ben bunu çizersem böyle paralellikler falan artıyor. Yani şey yapılabilir. Sanki uzun çıkacakmış gibi hissettim. Ama bazı arkadaşlar bunu da yapabilir. Hatta bunun yolunu da söyleyeyim direkt ben. Hocam ne diyelim burada 60 bak burası ne yapıyor? 60 yapıyor bilinenden başladık. Buraya a dersek aynı cinsi kullanmaya çalışayım. İsterseniz buraya BB B de diyebilirsiniz. Hiç fark etmez. Sonra şu ikisinin toplamı M kuralından dolayı 2B olacak. O zaman burası 2B-70 olacak. Şuradan bir denklem geliyor mu? Geliyor. Sonra A artı B de X'e eşit burada? 2 iç açının toplam bir dış açı. Evet. Buradaki denklemde de A artı B geliyor zaten. E A artı B'yi bulunca da olay bitecek. Aslında ee, çok da zor bir yolda değilmiş arkadaşlar. Neyse birinci yolumuz bu. İkinci yolumuz da ne olacak arkadaşlar? Belki de bu yol şimdi daha da karışık olacak. Bakalım. Ne yapıyoruz? Şu paralel doğrular verilmiş. Hemen şu paralel doğruyu uzatalım. 60'tan başlayalım arkadaşlar. Bilinenden bilinmeyene doğru gidiyoruz. 70 ile ilgili bir hamle yapamıyorum. Bakın o zaman burada kaç kaç derece? 60 derece. E ben buraya bir AA diyecek olursam hocam burada bir şeyler var mı? Var. Ne var? Şurada bir M kuralı çıktı. Bak 70'te kullanmak istiyorsak. E ben buradaki M kuralını kullanmak için ne lazım bana? Şuradaki kaç lazım? Burada kaçı yazmam lazım. Burada kaçıyı da nereden bulacağım? Ters açıdan dolayı. Burayı bulursam olay bitti. E şurada iç açılar toplamı 180 değil mi? Şu ikisinin toplamı 60 artı 2A. Bakın arkadaşlar. 60 artı 2 A'nın 60 artı 2 A'nın 180'e tamamlayan açısı lazım. 180 eksi 60 artı 2 A yazabilirsiniz arkadaşlar. Ama direkt 60'ın 180'e tamamlayan nedir? 120'dir. 2 A'dan kurtulman lazım. E eksi 2 A yazman lazım. O zaman burada kaçını ne oldu? 120 eksi 2 A oldu. Ters açıdan dolayı burası da 120 eksi 2 A oldu. Şimdi şurada bir M kuralı var. E bu M kuralından dolayı bu açıda kaç derece yapacaktır? Şu ikisinin toplamı. 120 ile 70'in toplamı. 190 eksi 2 mı yaptı? Bir de eksi 2 olduğundan dolayı. Peki sonra ne çıktı? 190 eksi 2 a'yı da keş parçaya böleceğim. Yani burası 95 eksi a'ya 95 eksi a diye mi paylaştı? Aynen öyle. E gençler şuradaki üçgende ne var? A hocam x burada iki, açının iki tane iç açının toplamına mı eşit olacak? Aynen öyle. x açısı eşittir o zaman a ile 95 eksi A'nın toplamına eşit olacak. A'lar nanay. Şinanay yavrum. Şinanay'dan cevabımız ne çıktı? 95 çıktı arkadaşlar. Evet. Kaçıncı soru? Bu sorunun cevabı daha doğrusu denizli oldu. <laughs>